Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TechSort olarak Meizu Pro 6'nın kamera performansı videosuyla karşınızdayım. Arka tarafında 21 megapiksel çözünürlüğünde 2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunmakta. Bu kamerada maalesef görüntü sabitleme sistemi bulunmuyor. Kameranın hemen altında lazer autofokus ve lazer autofokusun da çevresinde tam 10 tane flash bulunmakta. Bu flashlar çift tonlu, yani sarı ve beyaz renkli flashlar yanabiliyor. Bu sayede flashlı çektiğiniz fotoğrafların renk doğruluğu daha gerçekçi oluyor. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde 2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunmakta. Gündüz fotoğraf örneklerine göz atacak olursak, fotoğrafların sadece renk doğruluğunu çok beğenmedim. Renkler biraz farklı, yani tonlar biraz daha farklı. Gerçeğe göre renkler biraz farklı, o beni biraz üzdü. Onun haricinde keskinlik o kadar da, yani 21 megapikselin hakkını veremiyor. Ama zoom'a girdiğinizde biraz 21 megapikseli yakalayabiliyorsunuz, orada onu hissedebiliyorsunuz ama her ne kadar 21 megapiksel olsa da tam hakkını veremediğini söyleyebilirim. Ve ışığın çok yoğun olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ama ışık azalmaya başladığı gibi fotoğrafların kalitesi de düşmeye başlıyor. Yakın çekimlerde keskinlik güzel. Maalesef telefon renk doğruluğundan kaybediyor. Renkler biraz daha parlak, biraz daha yani gerçekten uzak renkler bize sunuyor. Belki yazılım güncellemesiyle bunlar düzelebilir ama kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Gece çekimine geldiğimizde ise telefon 21 megapikselin hakkını veremiyor ve fotoğrafların ISO'su çok yüksek ve çok kumlu fotoğraflar elde ediyor maalesef. Gece çekimini maalesef beğenmedim telefonun. Yani dediğim gibi ışık azaldıkça telefonun çekimi o kadar kötüleşiyor ve gece sadece ışığın olduğu yerleri görebiliyorsunuz. Mesela uzak bir çekim yaptığınızda sadece ışığın olduğu yerleri görebiliyorsunuz. Yani gece yakın bir yere çekmek istediğinizde de çok fazla kumlanma oluyor maalesef. Telefonun video performansına göz atacak olursak, arka kamera Full HD 30 FPS videolar çekebiliyor. Videolar böyle bir segmentte, böyle fiyatlı bir telefon için iyi düzeyde, yeterli seviyede. Yani çok keskin değil ama telefonun fiyatını ve telefonun bulunduğu kategoriye göre videoların performansı yeterli seviyede. Görüntü sabitlemenin olmaması videoların ve fotoğrafların biraz sallanmasına yol açıyor. Telefonda aynı zamanda 4K video çekme özelliği de var. Bu telefondan kesinlikle beklemeyeceğiniz bir şey. 4K video çekebiliyor telefon ve gerçekten keskin ve iyi videolar çekebiliyorsun ama maalesef videolarda da renkler biraz da gerçekten uzak, onu söyleyeyim. Ama yazılım güncellemesiyle bu renk sorunu düzelebilir. Merak edenler için şimdi telefonun video ses kayıt performansına göz atalım. Evet arkadaşlar, şu anda Meizu Pro 6'nın video ses performansını test ediyoruz. Size sesim nasıl geliyor bilmiyorum fakat şu anda dışarısı gürültülü bir ortam. Yani karşılaşabileceğiniz bir ortamda sesin nasıl kaydettiğini bu videoda dinleyerek öğrenebilirsiniz. Şu anda mesela arkada gürültüler geliyor. Videoyu hareket ettiriyorum. Rüzgar sesi vesaire var ama sesim nasıl geliyor? Umarım iyi geliyordur. Onun haricinde ellerim hiçbir şekilde mikrofonu kapatmayacak şekilde şu anda konumlandırılmış durumda. Ve tam arkasındayım kameranın. Sesimin nasıl geldiğini şu anda sizlerle beraber test ediyoruz. Gece video performansına geldiğimizde ise maalesef hiç güzel videolar elde edemiyorsunuz. Gece video performansı beni çok üzdü. Ön kamerasına baktığımızda ise 5 megapikselin sonuna kadar hakkını veren kaliteli, keskin, renklerin iyi olduğu fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Meizu Pro 6'nın kamera performansı bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.